öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Eğitim sendikaları öğretmenlik meslek kanununa tepki göstererek bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Edirne'de Eğitim İş, Eğitim Sen, Tek Sen Edirne temsilciliği tarafından Saraçlar Caddesi'nde yapılan basın açıklamasında eğitimcilerin talepleri dile getirildi. Yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, 14 eğitim sendikasının üretimden gelen gücünü kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini kaydetti. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Öğretmenlerin taleplerini dile getiren Akçay, öğretmenlik meslek kanununun geri çekilmesini, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesini, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yarışır ücretler alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına ki ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesillere emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. (Gülüyor)